Elimizde bir dönüşüm var. R üzeri n'den R üzeri n'e tanımlı ve A matrisi ile temsil ediliyor. X'in dönüşümü A çarpı X'e eşit. Bir önceki videoda sadece dönüşümle ölçeklendirilen vektörleri bulmanın ilginç olduğunu görmüştük. Bu yüzden de özel bir V vektörünün dönüşümünü aldığımız vektörlerle ilgileniyoruz. A çarpı V'ye eşit olduğunun da bir kere daha altını çizeyim. Ve bunların sadece lambda çarpı V gibi bir faktör ile ölçeklendirildiğini de söyleyebiliriz. İlginç taban vektörleri oldukları için de ilgi çekiciler. Alternatif tabandaki dönüşüm matrisi bu taban matrislerinden biridir ve bunu hesaplamak diğerlerine oranla daha kolay olabilir. Koordinat sistemi için de faydalı olabilir ama az önce de söylediğim gibi bunlar ilgi çekici vektörlerdir. Ve bunu sağlayan V vektörlerine de öz vektör adını veririz. Bu vektörlerle ya da dönüşümle özdeşleşmiş ölçeklendirme faktörlerine de öz değerler adı verilir. Bundan önceki videodan da bu vektörlerin neden faydalı olduklarını hatırlıyor olmalısınız. Bu videoda ise bu vektörlerin bazılarını belirlemeye çalışacağız. Şu ana kadar bildiklerimize dayanarak bana bir vektör verdiğinizde size bunun bir öz değer mi yoksa öz vektör mü olduğunu söyleyebilirim. Ya da doğrulayabilirim demeliyim. Evet doğrulayabilirim ama bunlardan herhangi biri için sistematik bir hesaplamanın nasıl yapılacağını bilmediğim için bunun bir yolunu bulmaya çalışacağım. Şimdi A çarpı V eşittir lambda v yani lambda çarpı vektör denkleminin çözümlerini arıyoruz. Hemen aklımıza gelebilecek çözümlerden biri v'nin sıfır vektörüne eşit olması. Evet bu çözümlerden biridir ama faydalı bir taban vektörü olmadığı için yani bir tabana herhangi bir şey eklemez demek istediğim taban vektörünü işin içine kattığınızda elde edeceğiniz vektör sayısını etkilemez. Ve bununla özdeşleştirilmiş öz değerin ne olduğu da belirsizdir. Yani eğer v sıfıra eşitse tüm öz değerler bunu sağlayabilir. Bu yüzden de öz vektörleri bulmaya çalışırken sıfırdan farklı olan vektörleri aradığımız varsayımında bulunuruz. Hemen not ediyorum, sıfır olmayan vektörleri hesaba katacağız, anlaştık mı? Şimdi buna bağlı olarak bu denklemle biraz oynayalım ve öz değerleri bulmaya çalışalım. İki taraftan da A çarpı V çıkarırsak, sıfır vektörü eşittir lambda V eksi AV elde ederiz. V'nin yerine birim matris çarpı V yazabilirim, öyle değil mi? V, R üzeri N'in bir elemanı, birim matriste N çarpı N türünden. Bunların ikisini çarpınca da V elde ederiz. Evet, V'nin yerine bunu kullanırsam, bunların da yerlerini değiştireceğim. Lambda çarpı N'e N birim matris çarpı V eksi A çarpı V eşittir 0 vektörü. Elimizde V ile çarpılmış iki tane matris var ve matris çarpımının dağılma özelliği olduğu için bunu lambda çarpı birim matris eksi A çarpı V olarak yazabilirim. Eşittir sıfırı da unutmayalım. Evet, buradakinin bir matris olduğunu da not edeyim. Bu arada bu yaptıklarımı yapma sebebim denklemi skaler bir vektör çarpımı olarak değil de matris vektör çarpımı olarak yazmak istemem. Bunu yapınca da bunu V parantezine alarak sıfıra eşit olan bir matris vektör çarpımı elde ettik. Şimdi varsayımımıza dayanarak, varsayımımız neydi? V'nin sıfıra eşit olmadığını varsayıyorduk değil mi? Evet varsayımımıza dayanarak, bu ne anlama geliyor olabilir dersiniz. V'nin bu matrisin sıfır uzayının bir elemanı olduğunu biliyoruz. Bunu da hemen not edelim. V elemanıdır lambda çarpı birim matris eksi A'nın sıfır uzayı. Biraz karmaşık göründüğünün farkındayım. Onun için yani daha kolay anlaşılması için isterseniz bunun herhangi bir B matrisi olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu herhangi bir matris olsun ve denklemde de yerine koyarsak B çarpı V eşittir 0 elde ederiz.
B'nin sıfır uzayına bakmamız lazım. B'nin sıfır uzayı, B çarpı x eşittir sıfırı sağlayan ve R üzeri n'in elemanı olan tüm x vektörlerinden oluşur ve V de bu elemanlardan biridir, öyle değil mi? Neden diye soracak olursanız, B çarpı V sıfıra eşittir de ondan. B'nin bu denklemi sağladığı varsayımından yola çıkarak, B'nin bu denklemin çözümlerinden biri olduğu varsayımına varıyoruz ve V de sıfıra eşit olmadığı için bu sıfır uzayının bir elemanıdır. Sıfır vektörünün her zaman sıfır uzayının bir elemanı olacağını söylemiştik ve bu da bunu doğruluyor zaten. Ama V'nin sıfır olmaması lazım. Yani sıfırdan farklı olan öz vektörleri arıyoruz demiştik. Bu da bunun sıfır uzayının aşikar olmaması anlamına gelir. Evet, lambda çarpı n eksi a aşikar değildir ve bu sıfır vektörünün bu uzayın tek elemanı olmadığı anlamına gelir. Bu noktada hemen bir not düşmek istiyorum. Bir genelleme yapacak olursak, elimizde bir matris olduğunu düşünelim. A ve B'yi kullandık, o halde bu matris D matrisi olsun. D'nin sütunlarının lineer bağımsız olması için D'nin sıfır uzayında sadece ve sadece sıfır vektörünün olması gereklidir. Öyle değil mi? Ve eğer elimizdeki vektörün sıfır uzayında sadece sıfır vektörü yoksa bu vektörün sütunları lineer bağımlıdır. Bunu size neyi bildiğimizi hatırlatmak için yazdım. Ve buradaki sıfır uzayının aşikar olmaması, lineer bağımlı sütunlarla karşı karşıya olduğumuz anlamına gelir. Lambda n eksi a. Bunun böyle havalı durduğuna bakmayın. Kendisi bir matristen başka bir şey değildir ve lineer bağımlı sütunları vardır. Lineer bağımlı sütunlar, matrisin terslenemez olduğu ve determinantın da sıfıra eşit olduğu anlamına gelir. Evet, bunların hepsi doğrudur. Determinant sıfıra eşitse, matris terslenemez ve lineer bağımlı sütunları vardır. Ayrıca determinantın sıfır olması, sıfır uzayının aşikar olmayan elemanları olduğu anlamına da gelir. Evet, determinant eğer sıfırsa, sıfır olmayan V vektörleri için bunun doğru olduğu bazı lambdalar vardır. Dolayısıyla bunu sağlayan sıfırdan farklı V vektörleri, yani çözümler olduğunda bu matrisin determinantının sıfıra eşit olması gerekir diyebiliriz. Ve bunun tersi de doğrudur. Yani bu matrisin determinantının sıfır olmasını sağlayan lambdalar varsa, bu lambdalar bu denklemi sağlarlar. Aynı şekilde bu denklemi sağlayan lambdalar bu matrisin determinantının sıfır olmasını da sağlarlar. Anlaştık mı? Hemen not edeceğim. A, V eşittir lambda V. Sıfırdan farklı V'ler için olduğunu da ekleyelim. Bu ancak ve ancak lambda n eksi a'nın determinantı sıfır vektörüne eşit olduğu durumlarda doğrudur. Pardon, bu sıfır vektörü değil, sadece sıfır olacak. Ne de olsa determinant skaler bir faktördür, değil mi? Şimdi, bu videodan çıkarmamız gereken sonuç bu. Bunun neden faydalı olduğunu merak ediyorsanız, yani uğraştık, sıfır uzaylarından konuştuk ve sonuç olarak bunun sıfırdan farklı V vektörleri için doğru olmasının lambda çarpı birim vektör eksi A'nın determinantının sıfıra eşit olması koşuluna bağlı olduğunu bulduk. Bunun faydalı olmasının sebebi matrisleriniz için bu denklemi kurup buradan lambdaları bulabilecek olmanız. İsterseniz bunu da bir sonraki videoya bırakalım.